Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Markus Berg. Evet, oyuncu şu an Ahlen'de gözüküyor oyunda ama boşta, sözleşmesi bitti ve oyuncunun ismi ciddi şekilde Trabzonspor ile alınıyor. Tabii Rodelyaga ile yollar ayrıldıktan sonra Trabzonspor'un o mevkide ciddi bir ihtiyacı var. Markus Berg de burayı kapatmaya çalışacaklar gibi gözüküyor. Biz de İsveçli oyuncunun 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. Daha sonra Efe Meditör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Markus Berg'i alacağız. Trabzonspor'un 2018-2019 kadrosuna, Rodelyaga'lı kadrosuna koyacağız. Bakalım Markus Berg Trabzonspor'da forma şansı bulabilecek mi? Bulduysa da nasıl bir performans göstermiş onu inceleyeceğiz. Evet, Berg 31 yaşında, 86 doğumlu, artık 32-33 yaşında diyebiliriz. Çok tecrübeli bir oyuncu. İsveç milli takımında 62 maçta 18 golü var. Geçen sene Aylinan'la sözleşmesi vardı ve senelik 3.9 milyon, 0.9 milyon euro kazandı. Pozisyona bakalım, rol ve görev dalına direkt yaratıcı forvet, en verimli olduğu bölge, görev olarak da hücum, fırsatçı golcü, yardımcı forvet ve komple forvet rollerinde de oynayabiliyor oyuncu. Boy 1.84, ağırlık 76, gayet iyi bir boy ağırlık endeksi diyebiliriz. Kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça profesyonel, medya gözünde deneyimli santrafor, hakemlere sık sık itiraz eden, kaleye sırtı dönük oynamayı başaran, ki bence çok önemli bir özellik, ve kalecinin üstünden aşırtmayı seven bir oyun tarzı var. Evet. Bu çok enteresan. Aşırtma gollerin hastasıyız. Fiziksel özelliklerine gelelim. Evet, fiziksel özelliklerini incelerken yaşına da önem verelim arkadaşlar. Çeviklik 12, dayanıklılık 15, denge 15, güç 13, hız 12, hızlanma 11, vücut zindeliği 12, sıçrama 13. Yaşına dikkat edelim dedik. Yaşı artık 32-33'e gelmiş bir oyuncu için yeterli fiziksel özellikler diyebilirim. Şu an Trabzonspor için. Zihinsel özelliklerine geçelim. Agresiflik 10, cesaret 11, çalışkanlık 10, karar alma 12, kararlılık 13, konsantrasyon 10, liderlik 13, ön sezi 14, çok iyi bir forvet için gerçekten. Özel yetenek 13, gayet iyi forvet için. Pozisyon almaydı. Soğukkanlılık 15, takım oyunu 12, topsuz olan 16. Topsuz olan 16 muhteşem bir rakam arkadaşlar. Vizyon 14, gayet iyi zihinsel özellikler. Özellikle bir forvet için ön sezi, soğukkanlılık ve topsuz alan rakamları çok iyi, ki topsuz alan benim en çok önem verdiğim konu forvette, ki şudur topsuz alan arkadaşlar. Oyuncunun tehlike yaratabilecek bir pas alabilmesi için topsuz alanda kendini boşa çıkarabilme yeteneği bir forvet için olmazsa olmaz özelliklerden biri ve 16'da gayet iyi, hatta çok iyi bir rakam diyebiliriz. Gelelim tekniğine. Teknik 14. Evet, gayet yeterli bir teknik. Pas 13, dribbling 13, bitiricilik 16, kafa vuruşu 14. Köşe vuruşları, markajı, orta yapması biraz düşük, çok önemli değil. Penaltısı 16, serbest vuruş 8, uzaktan şut 11. Çok iyi rakamlar. Yani bitiricilik 16, kafa vuruşu 14. Gayet iyi bir bitirici oyuncu olduğunu gösteriyor. Dribbling 13 çok iyi. Penaltı 16, tekniği 14. Tekniği de gayet iyi. Yani kaleye sırtı dönük oynayan bir oyun tarzı var demiştik. Bu teknik ve pasla çok iyi bir duvar oyuncu olabilir. Trabzonspor'da arkadan gelen ofansif orta saha oyuncularını besleyebilir Markus Berg. Evet, peki ayak scoutları ne demişler? Ona bakalım. Mevcut yetenek 3, potansiyel yetenek 3 demişler. Harika oynar şu an Eredivisie seviyesinde. Yararlı bir transfer olur demiş ayak scoutları. Eksi olarak sadece tek bir mevkide oynayabilmesi, ya bence çok önemli bir eksi değil. Top ortalayacakken kararsız oluyor. Sinirine hakim olmaması yüzünden arada sırada aşırıya kaçan hareketlerde bulunuyor, ki bunları biz hastasıyız. Türk futbol severler olarak, tribünler olarak bu hareketleri severiz. Berk bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş ayak scoutları. Artıları gelelim. Şu an milli takımda oynuyor ve milli takım tecrübesi oldukça fazla. Plase vuruşlarındaki kalbeti onu çok iyi bir bitirici oyuncu yapıyor. Evet, gerçekten çok iyi bir bitirici oyuncu. Profesyonelce hareket eden bir oyuncu. Dili çok az anlıyor. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyor. İstikrarlı bir oyuncu sayılır. İyi topsuz alan oyunu ve karar verme mekanizması onu oldukça zeki bir oyuncu yapıyor. Gerçekten önemli. Topsuz alan çok iyiydi. Karar vermesi çok önemli. Forvet için, ceza sahası için çok önemli özellikler. Oyuncu ofansif orta saha pozisyonu için yetinebilir. Onu geçelim. Forvet olarak bakıyoruz biz oyuncuya. Evet. Yani Markus Berg hakkında ayak scoutları da teknik ekibe olumlu referans vermişler. Bunu görmüş olduk. Gelelim Efe Meditör rakamları ne diyor? Evet, 140-135 gayet iyi rakamlar. Hemen hemen gelişimini tamamlamış. Zaten yaş itibariyle de artık fiziksel özelliklerinde ufak çapta bir düşüş yaşayacaklar. Bu da mevcut yeteneğine negatif anlamda yansır, ama şu potansiyel yetenek 140, şu mevcut yetenek 135 bir Süper Lig'deki 4 büyük takım için gayet yeterli rakamlar diyebiliriz. Özellikle oyuncunun sözleşmesinin elinde olması,
Ve finansal fair play şartlarına baktığımızda ki bir de mali durum şartlarına baktığımızda bu transferi mantıklı hale getiriyor. Çok iyi rakamlar diyebiliriz. Şöyle kısa da bir geçmişine bakalım arkadaşlar. Göteborg'dan mı çıkma? Evet, Göteborg'dan çıkıyor. 2007-2008'de Groningen'e 4 milyon euroya gidiyor. İlk sezonunda Groningen'de 25 maç 15 gol. İkinci sezonda 31 maç 17 gol atıp başarılı performansından sonra Hamburg'a 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oluyor. Hamburg'da ilk sezonda 30 maçta 4 golü var. Daha sonra PSV Eindhoven'a kiralanıyor 2010-2011'de. 25 maç 8 golü var. Hamburg'a geri dönüyor. 13 maçta 1 gol atıyor 2011-2012'de. 2012-2013'te 11 maçta 0 golü var. Ve daha sonra Panathinaikos'a gidiyor. Kariyeri biraz düşüşe geçmişken Panathinaikos'ta yine çıkışına geçiriyor kariyerini. Ki Yunanistan Ligi'nde önemli gol rakamları arkadaşlar. İlk sezon 29 maç 15 gol. İkinci sezon 19 maç 3 gol. Üçüncü sezon 22 maç 15 gol ve 2016-2017'de 28 maç 22 gol atıyor. Ve Al-Ahli'nin yolunu tutuyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde arkadaşlar. Orada da başarılı bir performansı var. Şöyle kısa bir sakatlık geçmişine de bakalım isterseniz. Evet, 2011'de bir 3 aylık köprücük kemiği kırığı, 2014'te de köprücük kemiği kırığından ayrı kalıyor ama yaklaşık 4 senedir de herhangi bir sakatlık yaşamamış. Çok ciddi bir sakatlık geçmişi yok. Evet. Kaliteli bir oyuncu. Gerçekten ceza sahasında iş bitirebilecek bir oyuncu profili veriyor bize arkadaşlar. Markus Berk, onu diyebiliriz. Evet, şimdi 2018-2019 kadro Trabzonspor kadrosu içine Markus Berk'i koyduk. Bakalım Markus Berk nasıl bir performans göstermiş bir sezon boyunca, ona bakacağız arkadaşlar. İşte karşınızda Trabzonsporlu Markus Berk'in 2018-2019 yılı performansı. Evet, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Bakalım Markus Berk Trabzonspor'da neler yapmış, formayı almış mı ve başarılı bir performans göstermiş mi, ona bakacağız İsveçli golcünün. Evet, toplamda 37 maç, 36'sı ilk 11, 19 gol, bir penaltı, biri de penaltıdan olmak üzere 4 asist, 4 kez maçın adamı, 5 sarı kart, %75 pas isabeti, %60 şut isabeti, 60 faul ve 7.20 oyuncu puanı ortalaması gayet iyi rakamlar diyebiliriz. Yani 7.20 oyuncu puanı ortalaması bir forvet oyuncusu için FM 2019 oyun motoruna göre çok iyi puan arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Şöyle turnuva bazında bakalım. Ligde 33 maç, 16 gol, 4 asist, 3 kez maçın adamı ve 7-18 puan ortalaması. Türkiye Kupası'nda toplamda 4 maç 3 ilk 11 olmak üzere 3 gol atmış, 7-40 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Süper Lig'de bu arada sadece bir maç kaçırmış, as takım oyuncusu olmayı başarmış. Milli takımda da uluslararası maçlarda zaten yok. Milli takımda da 3 maçta 1 golü var. Totalde de 19 maç 4 asist. Gayet iyi rakamlar. Yani şunu da görüyoruz. Trabzon'un 2018-2019 kadrosundaki forvetlerden daha kaliteli bir forvet olduğunu ve formayı kaptığını, hatta iyi bir gol rakamına da ulaştığını görüyoruz. Markus Merkin. Evet, şöyle özelliklerine de bakalım hemen bir. Özelliklerinde herhangi bir değişim yok. Çok ciddi bir değişim olmadığını düşünüyorum. Hala en kuvvetli yeri bitiricilik ve kafa vuruşu. Gerçekten tam bir ceza sahası golcüsü. İyi beslendiği sürece çok gol atacağını düşünüyorum. Topsuz alanı hala çok iyi. 16. Gerçekten iyi rakamlar. Yani ben beğendim. Trabzonspor gibi kanatları etkin kullanabilen Mbakame, Abdülkadir, Yusuf gibi oyuncularla o beslendiği sürece Markus Berk Türkiye'de çok başarılı olabilir. Sözleşmesi elinde. Bence şu finansal fair play şartlarında yani Markus Berk'ten daha iyisi olur mu? Çok emin değilim. Geçen sezonda iyi bir performans gösterdiğini söylemekte fayda var. Yani oyuncu hazır gelecek. Herhangi bir sakatlığı yok. Bu çok büyük avantaj. Evet, FM Editör rakamlarına şöyle bir göz atalım. Son olarak arkadaşlar bakalım 140-135, evet aynı hemen hemen, çok güzel rakamlar. Potansiyel yetenek 140, mevcut yetenek 135. Şu şartlarda, şu mali şartlarda bonservis elinde olan bir oyuncu için çok iyi rakamlar diye düşünüyorum. Trabzonspor için çok iyi bir hamle olabilir Markus Berk. Yani anladığımız şu, Trabzonspor kritik noktada, takımın kritik noktalarında tecrübeli oyuncuları yerleştirecek. Mesela forvette Markus Berk, orta sahada Obi Mikel, defansta adı geçen isimler mesela Geri Kayil. Yani omurgayı tecrübeli ve isim kariyerli oyunculardan yapıp çevresine de gençleri serpiştirecek gibi gözüküyor ki çok mantıklı bir hamle bence. Gerçekten bu sezon Trabzonspor'un transfer politikasını beğendiğimi söylemekte fayda var. Şu ana kadar gayet iyi hamleler yapıyorlar. Markus Berk de olacak bence. Bana öyle geliyor. Bu transfer gerçekleşir gibi geliyor. Ve Türkiye'de de gayet başarılı olacağını düşünüyorum Markus Berk'in. Evet arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.